Önce elimden Çukurova Metropol FM. Tarafsız, bağımsız, özgür habercilik. İlhan Geyik'le Objektif başlıyor. Efendim, takvimler bugün 18 Mayıs 2020'yi gösterir. Objektif programında sizlerle birlikteyiz. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Adana Milletvekili Eczacı Sayın Burhanettin Bulut'la birlikteyiz. Sayın Bulut, hoş geldiniz. Hoş bulduk İlhan Bey. Evet, uzun bir aradan sonra özlemişiz değil mi? Evet. Daha önce biliyorsunuz farklı kanallarda evet, beraber programlar, keyifli programlar yaptık. Evet. İnşallah bugünün de böyle keyifli olmasını istiyoruz. Umarım. Malum gündem biraz gergin ama biz o gerginlikten de biraz sıyrılmak istiyoruz. Böyle keyifli bir sohbet olsun evet. İstiyoruz. Tabii siyasetin gündemiyle aslında vatandaşın gündemi her zaman biri olmuyor ama maalesef siyasetin gündemine de zaman zaman kilitleniyoruz. Ama bana göre bugün özellikle vatandaşın gündemi yine her zaman olduğu gibi koronavirüs. Dün koronavirüs tablosunu yine Sağlık Bakanlığı açıkladı. 35 bin civarında test ve 1300 küsür, tam sayısını hatırlamıyorum ama vaka sayısı, 44 vefat var. İyileşen sayısında bir düşme var ama vaka sayısında da düşme olduğu için öncelikle düşüyor. Türkiye'nin vaka sayılarında işte entübe olan yani işte solunum cihazına bağlı olan hasta sayısındaki düşme, yoğun bakımdaki hasta sayısındaki düşme, iyileşen sayısındaki artış vesaire. Hani çan eğrisinin sağına geçtik artık denildi. Siz tüm bu görüşlere nasıl katılıyorsunuz? Gidişatı nasıl buluyorsunuz? Evet, öncelikle şunu söyleyeyim. Bir siyasette bazen insanlar taraflık üzerinden olmayan şeyi ya da mevcutu abartarak konuşabiliyor. Ama sağlık somut bir şey. Bunun üzerinden siyaset yapılması da çok doğru da değil. Bazen bunu maalesef partiler kullanabiliyor, birbirlerini suçlayabiliyor. O açıdan bir sağlıkçı olarak en başından beri daha somut ifadelerle durumu anlatmaya eksiklikleri vurgulamaya çalıştık. Ben aynı zamanda mecliste sağlık komisyonundayım. Partimizin de korona izleme komisyonundayım. Evet. Gidişata ilişkin Türkiye ölçeğinde bir kere şu tespiti yapmak lazım. Türkiye transiti çok yoğun olan bir ülke. Yani Asya ile Avrupa arasında bir geçiş yeri, son dönemlerde sığınmacılar açısından etkili bir yer. O nedenle tehlike oranı yüksek bir ülke. Önemli bir adım attı Sağlık Bakanı. 15 Ocak gibiydi sanırım. Yani 31 Aralık'ta Çin'de bu konu netleştiği andan itibaren Türkiye çok hızlı bir şekilde bir bilim kurulu oluşturdu. Ve bilim kurulu Türkiye'deki belki de bu işin daha feci bir hale gelmesinde önemli bir adım attı. Aslında Türkiye burada akıllı bir iş yapıldı. Tabii akıllıca bir iş yapıldı. Bazen siyasetin kurbanı oldu. Yani eğer bir karne vermek gerekirse Türkiye'de bu küresel tehdit içerisinde siyasetçi daha düşük puanla ama sağlıkçılar yani tabii sadece Sağlık Bakanı'nı söylemiyorum. Bilim kurulu doktoru, hemşiresi, eczacısı herkes önemli görevler yerine getirdi. Aylarca çocuklarını görmediler. İşte eczaneler ücretsiz maske dağıtımından tutun da o anlamda sağlık çalışanlarını kutlamak lazım. Tebrik etmek lazım. Bugün gelinen noktada da bakıldığında vaka sayısının düşüklüğü önemli bir şey tabii. Ama sürekli de test yapılmasına devam etmek gerekiyor. Çünkü mesele bitmiş değil. Değil. Şöyle bir tartışma başladı. İşte normalleşme takvimi açıklanması, işte ne bileyim Yunanistan'da sahiller açılıyor, Almanya'da işte mesailer başlıyor falan. Bunlar bu vakanın azaldığından kaynaklı değil. Bir kere siyasete kurban etmeden sağlıklı bir, şeffaf bir bilinçlendirme yapmak lazım topluma.
Bu tamamen sürdürülebilir bir durum olmaktan çıktığından kaynaklı. Nedir bu? Bu vaka çıktığında, COVID-19 çıktığında bilinmiyordu. Biz o gün diyorduk ki ya virüs olarak virüsü biliyoruz. Bu virüsün de bir özelliğini biliyoruz. O özellik çok hızlı yayılıyor. Ama ne kadar süre devam eder, ölüm oranı değişir mi ya da işte bundan önce en büyük pandemilerden biri 1918 yılındaki İspanya gribiydi. İspanya'daki salgın kadar işte nüfusun çok ciddi bir oranda ölümüne neden olmuş. Buna vesile olur mu? Tabii teknoloji de gelişti. İletişim çok güçlü. Çin'de yaşananların bir örneklemesini Türkiye'de uyguluyorsun falan. Ama sonuçta bilinmiyordu. Gelinen noktada çıkan tablo şu. Hızla yayılmaya devam ediyor ve hala iyiye doğru bir mutasyon yaşanmadı. Çünkü virüsün diğer özelliği de mutasyona uğruyor. Bilinenler ne? Hala bilinmezlik devam ediyor. İki önemli olayla bu iş son bulur. Bir tanesi aşı bulunması, henüz bulunmadı. Evet. Bir diğeri virüsün kendiliğinde mutasyona uğrayıp zararsız hale gelmesi, o da henüz yok. Bu iki olay olmadı ama buna karşı tedbirler güçlendirildi. Nedir o tedbirler? İzolasyon. Yani toplumda vaka sayısının düşüklüğünün en önemli sebebi izolasyon. Evet. İkincisi hijyen. İşte el hijyeni en önemlisi. Üçüncüsü de maske. Maske önceleri bu kadar etkili mi değil mi tartışılırken son çıkan veriler maskenin çok kıymetli, çok önemli olduğu ortaya çıktı. Ama hayatın devamı da var. Yani bu işin bir ekonomisi var. Bir iki yerde kendi aramızdaki sohbetlerde söyledim. Yani burada da bunu söylemekte bir beis olmaz. İnsanlar enerji için ülkeleri işgal ediyor. Binlerce insanın ölümüne vesile oluyor. Doğru. İşte Irak'ta yaşananlar, Suriye'de yaşananlar, bir anlamda Mısır'ı, Libya'sı. Şimdi bunlar varken bu kadar sürdürülemez bir durumda doğal olarak hükümetler normalleştirmeye dönecektir. Çünkü ekonomisi yetmiyordur ya da tercihen başka bir yere para kullanmak istiyordur. Mesela biz ne diye eleştiriyorduk? Mesela demin sağlık konusunda çok olumlu işler yaptığını söyledim. Ama bunun yanında ekonomik tedbirler açısından en kötü ülkelerden birisiyiz. Sayın Vekilim mutlaka oraya dönelim. Aha. Ekonomi çünkü hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Siz özellikle Almanya'nın, İngiltere'nin ya da işte bir takım ülkelerin yaptığı bir takım normalleştirmelerin onların aleyhine olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yani biraz da çünkü mecburiyet, bu bizde de bir beklenti oluşturuyor. Tabii yani birbirini etkiliyor. Şimdi İngiltere'yi hatırlayın, dedi ki İngiltere biz bunu doğal bağışıklıkla halledeceğiz. Önce sonra faciaya sebep oldu. Evet, evet. Birbirleriyle etkileşmemeleri mümkün değil. Adı üzerinde küresel bir tehdit. Pandemi. Pandeminin esprisi zaten küresel olması. Yani herkesi etkiliyor olması. Ne kadar kapalı kalsan da orada etkileniyor. Şimdi Suriye'de bir veri yok. Ama Covid yok diyebilir misiniz? O nedenle mümkün değil birbirine ayrışması. Ama bu süreci daha fazla sürdüremeyeceği için ya da hatırlayın yine bir başka bir şey söyleyeyim. Bu virüs ortaya çıktığı günden bu yana bir yıl içerisinde aşı bulunacak deniyordu değil mi? Hala bir yıl deniyor. Hala bir yıl. Beş ay geçti hala bir yıl deniyor. Evet. O yüzden de bunun en azından belli alanların devam etmesi gerekiyor. Ne o? Tarım. Şimdi tarımı ekme dönemi. Eğer siz tarımda tarlaya ürününüzü ekemezseniz açlık söz konusu. Kesinlikle evet. Gibi bu tür unsurlardan dolayı bir şey yapıyor. Şurada çok lafı uzatmıyorum. Şurada iki tane önemli konu var bizim açımızdan. Yani vatandaşı ilgilendiren. Bir, kişisel tedbirlerinizi kesinlikle ihmal etmeyin. Evet. Çünkü burada yapacağınız en küçük bir gevşeme hastalıkla hastalığın tekrar yükselmesine vesile olur. İkincisi de mecbur değil iseniz dışarı çıkmamaya çalışın. Belli yaş gruplarını devam ettirin. Ülke açısından da iki önemli şey var. Onu da söyleyeyim yöneticiler açısından. Bir, ekonomik ciddi bir sorun yaşanıyor. Biz Almanya'yı, İngiltere'yi ya da Fransa'yı örnek verirken zannediyorlar ki oradaki sağlık sistemine ilişkin örnek veriyor. Değil. Bizim söylediğimiz şey şu. İşçinin
bu süreçte işsiz kalmasını engelleyecek formülü bulacaksın. Şimdi ben oraya geleceğim. Evet. Oraya geleceğim. Yani bu çok önemli. Belki de bugün onu konuşmak lazım. Hı-hı. Çünkü ülkede gerçekten işsizlik, ekonomi zor durumda. Şimdi ben tam böyle rehavet, işte çıkmak istiyoruz vesaire. Daha önce Balcalı Üniversitesi eski baş ekiplerinden bilim kurulu üyesi Yeşim Taşova Hanım şöyle bir açıklama yaptı. Dedi ki virüs dedi yazın etkisini biraz kaybedecektir. Hatta dedi Adana bu konuda çok şanslıdır. Yüksek nem ve yüksek ısı virüsün bulaşma oranını çok düşürecektir şeklinde açıklamaları vardı. Hatta yok da edebilir şeklinde yani veya etkisini tamamen ortadan kaldırabilir şeklinde. Dün yine bilim kurulu üyelerinden Ateş Kara şöyle bir açıklama vardı. Siz sağlıkçı olduğunuz için bunu soruyorum. Evet. Ben de kişisel olarak çok merak ediyorum Sayın Vekilim. Diyor ki 25 derecenin 25 derece ve üzerindeki her bir derecelik sıcaklık virüsün bulaşı oranını %3.1 oranında azalttığı kanıtlandı diyor. Şimdi Adana'da 45-50 derece. Dün 91 yıllık rekor kırıldı. Evet, evet. Yani işte 46-47 dereceleri gördük. 48 yazdı bir ara düştü vesaire. Şimdi şöyle düşünüyoruz. Yani oranlara falan bakıyorum. %60, %70 biz sanki bir de eğer nemin de eğer bir katkısı varsa yani şimdi Adanalılar bu noktada nasıl bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Şöyle ifade edelim. Şimdi virüsler genelde kış aylarında daha etkililer. Evet. İşte geçmiş virüslere bakarsanız domuz gribi, kuş gribi bunların hepsi kış aylarında. Ancak virüsü niye biz savaşamıyoruz ya da niye güçlü? Çok hızlı mutasyona uğruyor. Hmm. Yine söylüyorum bu virüs COVID-19 yeni bir virüs. Ailesi belli ama kendisi farklı. Bir tek bulunan özelliği hızlı yayılıyor. Ama onun dışındaki özellikleri yeni yeni buluyoruz ve değişiyor. Şu ilk başta hatırlayın. Yani kendini sıcağa adapte edebilir mi? Edebilir. Şöyle hatırlayın ilk başta dediler ki hiç sıcakta mümkün değil dediler. Sonra Afrika'da çıktı. Ekvador'da çıktı. Evet en başından beri şunu söylüyoruz. Diyoruz ki bu virüs yeni. Evet sıcakta virüslerin yaşama olasılıkları düşük. Sıcaklık arttıkça yayılımları düşük. Doğru. Ama bu virüs farklı. Böyle bir özelliği de kapabilir. O açıdan ihmal etmeyeceğiz. Yani böyle bir kanı yaygınlaştığında ve doğru çıkmadığında bir faciaya sebep olabilir. Buna engel olmak gerekiyor. Şimdi ekonomiye tekrar dönelim. Evet. Dediniz ki özellikle ihmal etmememiz gereken en önemli özelliklerden bir tanesi ekonomik sorunların üzerine ciddi şekilde gitmemiz. Hakikaten vatandaş zor durumda. Birçok iş yeri kapalı. Hala tam olarak açılabilmiş değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neler yapmak gerekiyor? Şöyle bizim yani ülkeyi yönetenlerin en büyük sorumluluğu bulunduğu ülkenin nüfusuna yani vatandaşlarına hayatı kolaylaştırmaktır. Kesinlikle. Eğer hayatı kolaylaştıramıyorsan bu oya dönmüyor, hayatı kolaylaştıramıyorsan insanları mutsuz kılıyorsun, bu sefer insanlar arayışa giriyor falan. Şimdi burada da Türkiye'de genel bir tablo var idi zaten. Yani çok ciddi bir oranda Türkiye'de eleştirdiğimiz bir üretim dışı ekonomi olduğu için ciddi bir nüfus sosyal yardımlardan yararlanan bir haldeydi. Evet. Üzerine özellikle genç işsizlik Cumhuriyet tarihinin en yüksek halindeydi. Ve pandemi öncesinde büyük bir kriz vardı. O nedenle biz ilk günden bu yana demin sözlerime başladım yarım kaldı. İki önemli hususu gündeme getirdik. Dedik ki bir işsizliğe engel olun. Yani işten çıkartmalara engel olun. Nasıl olacak bu? Kıt kanaat geçinen esnafa yanındakini çıkartma demen ne olmaz? Yani böyle bir şey söylediğinde ya kardeşim bana kim yardım edecek diyecek. O nedenle böyle bu tedbiri alırken kaynağını ayıracaktı. Neydi? Mesela işsizlik fonu diye bir kaynak vardı. O kaynağın mutlaka işte bu tür durumlar için fon dediğiniz şey işte bir anlamda sigorta gibi bu tür durumlarda kullanmak üzere. Onu tümüyle işçilere ayıracaktınız. Esnafı da keza aynı şekilde bu ekonomiyle kurtaracaktınız. Yani daha doğrusu yardımlarla. Bunu niye söylüyorum? Çünkü hayat devam edecek. Yani 6 ay sonra, 1 sene sonra eğer borç içerisinde bir esnaf var ise açmaz. Açamaz yani. Yani hesaplarına bloke konur. Mal aldığı yerler icraya koyar. Şimdi bir takım teşvikler, bir takım krediler, evet. Bir takım ertelemeler. Bunların yeterli olmadığını mı düşünüyorsunuz? Evet, şunu söylüyorum. Diyorum ki bir
normal bir dönem olmadığı için herkese de yetecek bir ekonomi de olması mümkün değil. Ama en altta bir tabaka var. O tabakayı korumak zorundayız. Ne için? Ülkemiz için. Ne için? Gelecekte ekonomi için. Ne için? İnsanlık adına. Bunu yapmadılar. Benim söylediğim en önemli şey, partimizin sürekli dile getirdiği en önemli şey bu. Bunu da söyledikleri rakamların içerisinden söylüyoruz. 240 milyar son rakam. Devlet yardımda bulunuyor, değil mi? İşte biz evet. Almanya'yı örnek görüyoruz. İşte her vatandaşına bir rakam verdi, 850 milyar euro açıkladı falan. Bu rakamın 240 milyarın içerisinde 160 milyara yakını kredi. Bu bir yardım değil. Düşük faizli krediler zaten var. Yani efendim 9,5 kredi oranı 7,5'tan veriyor. Bu zaten yapılabilen, olabilen şeyler. Destek, devlet destekli krediler. Devletin desteğini kefil oluyor. İki, emekliye vereceğin parayı erken aldın. Bunu da yardımhanesinin içerisine yazıyorsun. Bu da doğru değil. Bu da yardım değil. Üç, işsizlik fonundan para aktarıyorsun. O para da senin değil. Senin ayırdığın topu topu, işte 8 milyarda 200 milyarken topu topu 10 milyar, 12 milyar. Bizim söylediğimiz, ya bunu yaparsan sen pandemi dönemi bittiğinde ortalık 56'ya döner. 15 Haziran'da adliye açıldığında adliye sadece icra dosyalarıyla ilgilenmek zorunda kalır. Çünkü o esnaf senden alacak ki borcunu verecek. O yüzden de bu yaşananlara ilişkin önceden bir şey söylemek mümkün değillik bir durum değil. Önceden ne olacağı belli. 15 Haziran'dan sonra korkunç bir ekonomik sıkıntı olacak. Vatandaş açısından dönelim bu iş dünyası. Yapılan son ankette ülke nüfusunun 1/4 temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda. Temel ihtiyaçlarını dediğinde ekmek, işte patates, un, sebze, meyve bunlar. Yani karnını doyuracak ihtiyaçlarını karşılayamaz halde. Kim bunlar? Yani bu rakam bizi şaşırttı mı? Şaşırtmaması lazım. Çünkü günlük yaşayan çok ciddi bir kesim var işsizlerin yanında. Temel ihtiyaçları karşılamak üzere bir yardım kampanyası başlatman lazım. Bunların her türlü ihtiyacını karşılaman lazım. Yoksa toplumsal bir yarılma ortaya çıkar. Yani siz eğer şimdi vatandaşınıza bu desteği veremezseniz yarın daha büyük bir faciayla çıkar. Net oran belli. Peki ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Yapacağımız şey bugün ne yapıyorsak onu yapmayacağız. Siyasetçilerin yaptığını söylüyorum. İktidarın yaptıklarını söylüyorum. Ne yapmak lazım? Bütünleştirmek lazım. Ne yapmak lazım? Tüm olanakları kullanmak lazım. Belediyenin olanaklarını kullanmak lazım. Devletin olanaklarını kullanmak lazım. Fedakarlık yapılacaksa en yukarıdan başlamak lazım. Yani ne diyorlar? Arabaları satmak lazım. Yani lüks diye kavramın içerisinde ne varsa hepsinden vazgeçmek lazım. Tasarruf üst yapmak düzeyde, lazım. Üst düzeyde ki harcamaların hepsinde kesinti yapmak lazım. Belli başlı büyük projeler var ve oralara çok ciddi kaynak aktarılıyor. Onu durdurmak lazım. Mesela, şimdi hangi mesela kaynak? Berber iş yerini kapattı. Nasıl ödenesini yapacak? En başta ben size söyleyeyim hemen birkaç tane kaynak söyleyeyim. Osman Gazi Köprüsü. Çok ciddi ödemelerin yapıldığı bir yer. İstanbul Havalimanı kapalı şu anda. Hani diyoruz ya almaya versinler kirasını. Hani diyoruz ya yardım edelim. Vermesinler efendim. İstanbul Havalimanı ödemesini 2 ay bekletsinler. 3 ay bekletsinler. Şehir hastaneleri ödemeleri var. Bekletsinler. İş dünyasına yapılan ödemeleri söyleyeyim. Büyük iş dünyasına yapılanları. Peki bu konuda bir olumlu bir sinyal veriyor mu? Hükümet vermiyor. Varlık fonundan Ali Ağoğlu'na milyarlar aktarıldı. Finans merkezinde ekonomik kriz var diye. Kriz döneminde. Yani pandemiden önce varlık fonu bizim Sayıştay raporlarında var. Ben çeşitli defalar dile getirdim. Mecliste konuşmada iki tane müteahhit fotoğrafı koydum. Bir tanesi intihar etti diye bir Adana'dan bir müteahhit fotoğrafı. Tabii şahsın yok ama gazete başlığı. Öbür tarafta Ali Ağoğlu. Ali Ağoğlu'na varlık fonu milyarlar aktardı. Neymiş? Finans merkezi işi sekteye uğramış. Kriz varmış. Şimdi bunu siz eğer alta yayarsanız o zaman samimiyet çıkar. Sayın o zaman Bulut, hiçbir vaka çıkmaz işte. Sayın Bulut, yani mesela
şunu da mı anlamamız lazım? Evet. Mesela şu an 1915 Çanakkale Köprüsü işte yapımı devam ediyor. İşte biliyorsunuz Kanal İstanbul projesi gibi bir takım projeler var. Yine evet, otoban projeleri, yine yüksek hızlı tren gibi bazı projeler var. Ya bu projelerin bu dönemde en azından bu pandemi döneminde askıya alınması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Söylediğim şey şu. Yani diğer söylediklerinize ek olarak. Örnek diye söylüyorum. Mesela Kanal İstanbul'a gerek yok. Yani Kanal İstanbul projesi hala tartışmalı. İktidar der ki bu benim hayali projemi yapacağım. Elinde de olanak varsa, hukusal açıdan yetiyorsa yapsın. Ama şu anda Kanal İstanbul'un aciliyetini bana bir söyler misiniz? Yani neye ihtiyacı var yani? İhale yapıldı ya. Bu Kanal İstanbul'un ne ihtiyacı var? Diğer söyle, projeler. Diğer projelerin içerisinde efendim hızlı tren çalışması var Ankara-İstanbul. Yapılabilir. Ben bunun yapılmasını demem. Ya bu pandemi döneminde hayır, de... Şunu, bak şunu söylüyorum. Her şey askıya alın demem. Böyle bir şey söylemem mümkün değil. Biz öyle bir yapıdan gelmiyoruz. Askıya alınması gerekenler. Şehir hastane yapılmasına karşı gelmem. Çünkü yataklı hastane ihtiyacı var. Türkiye'de yataklı hastane evet. yapılmamış. Ama diyorum ki bu kadar paraya yapılmaz. Tren yollarının arttırılmasına ihtiyaç var. Ama diyorum ki onun ihalesine bakın, rantabl olanlara devam edin, rantabl olmayanları durdurun. Diğer projelere diyorum ki ödemesini durdurun. Gücünüz yetiyorsa hocam ödemesini durdurun. Ödemelerini askıya alın. Yani siz nasıl ki berber kapat diyorsan, ona da bir para da vermeden kapat diyorsan, ya da işçi sen kısa süreli çalışma ödeneği al diyorsan, yani bir fedakarlık bekleniyorsa, benim söylediğim iş dünyasına düşmanlık falan anlamında söylemiyorum. Benim söylediğim o fedakarlıkları yaymak gerekiyor. Yani yardım yaptığınız yerlerin rakamsal verilerini paylaşmanız gerekiyor. Paylaşın da görelim. Gerçekten vatandaşa 1000 lirayla kaç kişiye vermişsin? Paranın diğer kalanlarını kime vermişsin? Hangi ödenekler devam ediyor? Türkiye'de şöyle bir durum var İlhan Bey. Yani biz bunları söylerken sonra dönüyorlar ya işte biz patates soğan dağıtmadık mı? Ya tamam dağıttınız da bunu devleti yönetenler kendi parasıymış gibi anlatıyor. Kendi yardımıymış gibi anlatıyor. Bunun açıklamalarını yapmıyorlar. Kime ne kadar para yatırıldığının açıklaması yok. O zaman ne oluyor? Yardım da toplayamıyorsun. O zaman ne oluyor? Kızılay da tartışmalı hale geliyor. Bir başka kurum da tartışmalı hale geliyor. Açtığınızda o rakamları oturup halk zaten bu kararı verir. Yani ben evimde ekmek bulamıyorken Kanal İstanbul'un ihalesi yapıldığında vatandaşın AKP'ye karşı samimiyet sorgulaması olmaz, devlete karşı olur, siyasete karşı olur. Yani oradan biz de zarar görürüz. CHP'liler de zarar görür. Niye bir insan aç bırakasın? Şimdi aynı insanlar bize de yazıyor. Karnımızı doyuracak bir gelirimiz yok dediğinde biz de elimiz kolumuz bağlı kalıyor. Peki. Burhanettin Bey, malum önümüzde bir Ramazan Bayramı var. Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili yine bazı şeyler konuşuluyor. Şimdi biliyorsunuz bir süre önce Adana'dan, yani bu hafta biz sokağa çıkma kısıtlaması dışında kaldık Adana olarak. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mesela Türkiye genelinde bir 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının olması gerektiğini düşünenlerden misiniz? Evet. Olması gerektiğini Türkiye genelinde değil Türkiye mi? Yani 81 ilde. Hatta Türkiye genelinde ne bileyim Tunceli'de yokmuş. Örnek diye söyleyeyim, orada yapılmayabilir. Ama büyük şehirlerde bunun yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ya bizim doğduğumuz bir kültür var. Ne kadar farklı siyasi görüşlerde de olsa, yani AKP'li de annesini görünce elini öpüyor, CHP'li de öpüyor. Evet, yani doğru. Birbirimize ne kadar sert söylemlerde bulunsak da bazen hadsizce laf söylesek de ama bir kültürümüz var. O kültürde Ramazan'da ailemizi görmemezlik yapamayız. Yani bu çok mümkün bir şey değil. Bazen birbirimize takılıyor. İşte dokunmayan, işte maske takan, evden çıkmayan, bu canını çok seviyor. Ya da öbürüne vay helal olsun falan. Böyle bu işi bir kabadayılık usulüyle götürenler de var. Ya bu virüs görünmüyor ve kimde ne tür bir tehlike arz edeceğini bilmiyoruz. Bir de bayramda biz büyüklere gideceğiz. Büyüklerin yayma olasılığı yok. Bizim büyüklere götürüp bu virüsü verme olasılığımız var. Rakamsal olarak bunun farkına varmak lazım. Rakamsal olarak da veri vereyim. %80 fark etmeden bu virüsü atlatıyor. %80.
%20'si ateş gibi bu tür belirtiler gösteriyor. Bu %20'nin içerisinde de hastanelik olan, entübe olan ya da işte solunum cihazına bağlanan oranı %3'lerde. Ama bu %80'lik kesim, sen ben ki mesela siyasetçi süper bulaştırıcı, doktor keza öyle, işte eczacısı öyle, basın öyle. Siz büyüklerinizle böyle bir temas esnasında sizde hiç hissetmediğiniz o virüs onda etki yapar. Onda etki yapar. Evet. Peki şimdi bu Eren Yıldırım olayı malum, ona geleceğim ama gelmeden önce yine Adana ile ilgili son bir soru sormak istiyorum Burhanettin Bey. Adana bu süreci nasıl götürdü? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani mesela diğer illerle, hani mesela biraz önce Tunceli dediniz, orada yok mesela. Bazı illerde yoktu, tekrar hortladı. Adana en başından beri makul seviyelerde götürdü zannediyorum. Şimdilerde son durumu ben de bilmiyorum. Mutlaka sizin bilginiz vardı. Ya Adanalılar tabii hep bunu merak ediyor. Yani ne durumdayız? Nasıl gidiyoruz? Bazen hakikaten bizi sokaklar korkutuyor. Yani burada Tanır Bey'le de Z Rapor programını yapıyoruz. Sözünüzü kestim. Bazen semt pazarlarını eleştiriyoruz, bazen çarşı pazarı eleştiriyoruz. Ya bu kadar rehavet olmasın falan diyoruz ama yine de herhalde biraz işi götürdük bilmiyorum. Yani şöyle, açıkçası kişisel görüşüm vakaların tümüyle şeffaf bir şekilde ilk günden ifade edilmesiydi. Nedeni de şu, böylelikle insanlar tedbir alırdı. Yani iktidar da paniğe sebep olmayalım diye verileri vermedi. İlk günler sonra ama sonra da baktı ya, aksine biz zaten virüs vakasının olduğu yerlerden insanları uzak tutmamız gerekiyor. Ama sen söylemiyorsun. Söylemediğin halde ben gidiyorum. Bu sefer de bir sürü spekülasyon üretildi. İşte vaka anlatılanın iki kat üstte, ölüm vakası fazla gibi, böyle toplumda bir güvensizlik oluştu. Adana genel ortalamalardan çok farklı değildi. İlk başta fazlaydı vaka ama sebebi de şu. Zaten ilk kurulan hastanelerde, daha doğrusu ilk tespit edilen pandemi hastanesi olması düşünülen ya da vakaların getirildiği bölge hastanesiydi. Yani hatırlayın, İstanbul, İzmir, Adana, daha sonra Erzurum, işte İran olayı çıkınca bunlar ilklerdi. İlk görünen vakalar buraya geldi. O yüzden de Adana'da zaten rakamlar çok verilmedi, etmedi. Ama şu anda sokağa çıkma yasağı olmadığına göre vaka oranımız düşük. Daha makul seviyelerde diyorsun. Evet, ya bu işi yine tekrar edeyim. Ben valiye laf söylerim, vali bize söyler. Ama bu olayda biz bir araya geleceğiz. Ya bu virüs başka bir şey. Kesinlikle. Ha geldik mi gelmedik, onu da söyleyeyim. Ama yine de biz bu konuda hassas davrandık. Mesela Adana milletvekilleri bu yerel konuda pandemi konusunda tek söz söylemedi yani. Peki. Şimdi tabii insanlarımızın imkanı olanların yazlıkları var. İşte yaylaya gidiyorlar ya da yazlıklara gidiyor. Bu dönemde yani tercih edilmeli mi? Hani gidilmeli mi? Hani ben şehir içerisinde kalan birisi olarak şehir hafifleyecek diye seviniyorum ama doğru mu değil mi bilmiyorum. Şöyle, bunun biraz da vatandaşa kalmadan yöneticilerin yönlendirmesiyle olması lazım. Nasıl? Mesela Pozantı'da hiç vaka yok ise Pozantı'ya giriş çıkışları engelleyebilirsin. Gelmeyin kardeşim. Tersine karantina. Evet. Ya da ne bileyim işte Tekirdesin. O ana baba günü gibi bir hale getirdin. Korkunç facia. Ama ne bileyim daha küçük bir sitem var. Yaşlılarını da orada koruyabiliyorsun. Buralar olabilir. Yani bir, şehrin yöneticilerin bu konuda yönlendirmeleri, iki, sizin bireysel bu konudaki tedbirleri alıp almamanız, bilinçli olup olmamanız, üç, o bölgenin bir gevşeme durumunda ne hale geleceği. Şimdi Tekir'i düşünüyorum, korkunç bir kalabalık olabilir. Bu, evet. Bu bir zarar verir. Sebebi de şu, onu da söyleyeyim, Yüreğir'den, Sarıçam'dan, Seyhan'dan, Çukurova'dan Tekir'e gitti. Sonra tekrar geri döndüler. Yüreğir'de varsa Tekir'de yaydı. Tekir'den Seyhan'da aldı, Çukurova'da aldı, şeyde aldı. Yani bu bir tek orada da kalmıyorlar çünkü gidip geliyorlar yakında olduğu için. Bir tek
cümleyle serbest bırakılsın ya da bırakılmasın denecek bir şey değil. İlin bu konudaki görevlileri bu kararı alması gerekiyor. Biraz da ilde de bu konuda inisiyatif alınması gerekiyor. Yani kim alacak? Elbette hocalar, elbette vali, belediye. Yani bunları ayırmadan yapmak lazım. Örneğin bir yerde çok yoğunlaşma var. Belediyenin oradaki hizmeti arttırması gerekiyor gibi. Ya mesela tabii aslında ben olaya böyle yaklaşmamıştım. Tabii siz bir sağlıkçısınız aynı zamanda. Yani Tekir gibi gerçekten çok yoğun bir bölge hakikaten tehlikeli olur. Ama mesela Gülek yaylası gibi böyle biraz daha yani esnek ama, yaylalar. Ama tabii bir ifadede bulununca şöyle oluyor. İşte yaylaya gidebilirsiniz. Yaylaya gitmiyor. Evet, bunu deme şansınız yok. Evet. Tabii özellikle Burhanettin Bey birkaç gündür neredeyse Türkiye'nin gündemini Cumhuriyet Halk Partisi Yüreği Gençlik Kolları Başkanı'nın gözaltına alınmasıyla ilgili süreç gündemi meşgul ediyor. Bir süre önce Eren Yıldırım ve ailesinin gözaltına alınmasıyla başlayan bir süreç var. Bunu değerlendirmenizi rica edeceğim. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcılarından Oğuz Kaan Salıcı Bey de burada bir basın toplantısı düzenledi. Evet. Hatta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da bu konuda bir takım açıklamalar yaptı, görevlendirmeler yaptığını söyledi. Siz tabii adliyeye gittiniz, savcılığa gittiniz. Peş peşe açıklamalar yapılıyor. Hem AK Parti cenahından hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin cenahınızdan bir takım açıklamalar yapılıyor. Biraz özetlemek gerekirse Eren Yıldırım ve yanındaki ailesi Yüreğir Belediyesi'nin bulunduğu araçlar üzerindeki valiliğe ait patates ve soğanların işte yardım malzemenin defa grubuna ait buradaki görevlilerle sonra içerisinde kaymakamın olduğu ifade edilen görevlilerle tartışıyor ve bu tartışma sonrasında bir arbede yaşanıyor. O arbededen sonra bir gözaltı olayları var ve şu anda olayın tek gözaltına alınmış sanığı veya şüphelisi diyelim Eren Yıldırım. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu olayı? Ya gönül isterdi ki adliyelik bir vakanın sadece işte savcılık tarafından ya da işte adli merciler tarafından ifade edilmesi. Buna siyasetçilerin girmemesi. Bu konuda hele hele yerel unsurların dışında herhangi bir kamuoyu oluşmaması. Neden? Çünkü siyasetçiler bazen dili çok sertleştirir. İşte 31 Mart seçimleri, yerel seçimler öncesi hatırlayın. BKA meselesinden işte toplumun büyük bir kısmını terörist ilan etmesine ya da tersinden bir kısım insanların işte diğerlerini daha kavgada bile söylemeyecek sözleri söylemesine kaynaklı gerilmeler oluyor. Ama insanlar bir taraftan da hayatını idame ettiriyor. Yani bu ben hep o dönemde de söylüyordum. Diyordum ki ya bu siz yukarıdaki konuşulanlara çok bakmayın. Kendi komşunuza düşman olursunuz. Çünkü her ailenin içerisinde farklı fikirde insanlar var. Tam da aslında bu olayda böyle bir şey. Şimdi Eren dediğimiz kardeşimiz atama bekleyen bir öğretmen. Yüksek lisans yapıyor. Şimdi bu arkadaşımız sosyal medyada AKP taraftarları tarafından korkunç nitelemelerle suçlanıyor. Ya da başka bir şey söyleyeyim. Cumhurbaşkanı şöyle bir ifade kullandı. Dedi ki Doğu'da Vefa grubuna yapılan saldırıyla buradaki saldırı arasında sadece metotsal fark vardır. Anlayışları, zihniyetleri aynıdır. PKK'yla eşdeğer gören bir yorum yaptı. Kim yaptı? Ülkenin Cumhurbaşkanı. Yürütmenin başı, yürütmenin tek kişisi ve herkesi kucaklaması gereken bir kişi. Kim bu? Bir tane gençlik kollarından bir yeni mezun olmuş bir kardeşimiz. Peki olayın içerisinde kimler var? Anne var, baba var, bir de 17 yaşında bir çocuk var. Peki bu nasıl niteleniyor? Güruh. Güruh bir saldırıya, Vefa grubuna saldırdı diye. Peki işte dün Güneş gazetesinde gördüm, işte bugün birkaç gazetede daha var. Efendim bunlar hırsızlık suçlaması var, şu var, bu var falan filan diye. İnanılmaz bir aileyi suçlayan gazete haberleri. Sonra bir başka video var. İşte çocuk gitmiş, işte şeyi çekmiş. Evet, bugün Sabah gazetesinde. Birçok sitede var. Birçok sitede, yani benim gördüğümü söylüyorum. Doğru, o da var ama
olayın gerçekleşmesi bu değil ki. Yani siz o kesimleri alıp tek başına verirseniz ya olmaz. Neden belgelemeye çalışıyor? Şimdi, yani orada öncesinde şöyle, bir orada ya yapılan... Şimdi buradan şöyle bir şey. Aslında başa dönüyoruz. Yani tüm bu konuştuğumuz döneme geliyoruz. Biz Ramazan ayındayız. Biz küresel bir tehditle iç içeyiz. Değil mi? Tüm dünya gibi. Yarın da 19 Mayıs gençlerimizin günü. Böylesi bir dönemde daha yumuşak, daha olgun davranmamız gerekirken son günlerde mevcut iktidar dili sertleştirdi. Sanki bir seçim varmış gibi korkunç bir suçlayıcı, içinde bazen nefret dilini barındıran bir propagandaya geçti. Bu propaganda herkesi etkiler hale geldi. Bakın biz Adana'da birkaç defa açıklamada da bulunduğum sözlerimde vardır. Ama biz valiyle karşılaştığımızda birbirimize saygımızı hiç eksik etmeyiz. Ya da AKP'de milletvekilleriyle birçoğuna ben abi diye hitap ederim. Yani yaşam büyük, ailece tanıdığım insanlar. Ama bu dille, siyasetçinin birbirine yaptığı dille masum insanları da içine kattığınızda o zaman vicdanen, siyaseten çok büyük bir eksiklik yapmış oluruz. Çok büyük bir haksızlık yapmış oluruz. Burada bir yanlış, bir eksik varsa ona uygun bir ceza kesilebilir. Ama bakın burada biz neyi konuşacağız? Şimdi Eren Yıldırım orada bağırmış ya da video çekmiş, konuşuyoruz da silah çekilmiş, silaha kurşun verilmiş. Bunu niye hiç konuşmuyoruz? Koruma olduğu ortaya çıkan kişinin ben kaymakamım diye kendi makamı dışında bir makamla kendini nitelendirmesinin videosunu niye paylaşmıyoruz? Bu olay kaymakamlığın önünde. Hiç mi orada bir şey yok, kamera yok? Çıkartın, kesintisiz olarak verin. Verin, ondan sonra kimin suçlu olduğu ortaya çıksın. Ya bir de, ya Allah'a şükür burada bir ölüm Adana vakası Valiliği, yok. Adana Valiliği kaymakam beyin o sırada orada olduğunu. Olsun şey, orada. Teyit etti. Çocuk da diyor ki ben biliyorum, yoktu diyor. Babaya sordum, ben bugün sordum. Kaymakam orada mı? Ya ben ne bileyim dedi. Bir kişi vardı dedi. Tanımıyor olabilir. Silah çekti dedi. Ben kaymakamım dedi. Yani onun dışında bir vukuat yok. Şöyle bir şey, kaymakama fiili bir müdahale, bir dat var mı? Ya bir de bu olayın olduğu bu gün... Bu aile oraya ne amaçla gitmiş? Bu aile... Yani siz konuştunuz, evet, mutlaka. Bu aile, şimdi şöyle söyleyeyim. Eren bizim gençlik kollarımızda hem Vefa grubunda çalışıyor, hem de Büyükşehir'de herhangi bir maaş, herhangi bir şey almadan karşılıksız yardımda bulunuyor. Ne yardımı oluyor? İşte koli yardımı yapılacağı zaman eğer belediye olanakları yetersiz oraya gidiyor. Vefa grubuna gittiği gibi bizim Seyhan Gençlik Kolları Başkanı Vefa grubundan kartı var. Yani fiili çalışıyor. Orada aktif görevli. Yani bizim partide görevi yapmıyor. Dağıtım işinde Vefa grubunda görevi yapıyor. Maske dağıtılıyor. Bu tür görevler yapıldığı için bu arkadaşlarımız da bu konulara vakıflar. Bir de sonuçta kendisini sorumlu hissediyor. Belediyeler yardım yapamaz, belediyeler her türlü şeyden uzaklaştırılmaya çalışılıyor. Bakın bugün Türkiye'de işte bu tartışma ayrı bir tartışma ama maskeyi Adana'da Büyükşehir dağıtıyor. Günde 50 bin tane, yani şimdi sayısı artmıştır, 50 bin tane üretim yapıyor, dağıtıyor. Eczaneler bu kadar sayıda veremiyor. Bu arkadaşımız da evine giderken patates, soğan, sivil bir araçla sadece belediyenin olduğu araca bir taşıma şeyi var. Yüreğir Belediyesi ile bir sivil kamyon. Yani Vefa grubu falan pankartı şuyu buyu yok. Çekiyor ama bunu kullanmıyor. Bunu belediye başkanına gönderiyor söylediği. Yani Zeydan ona bakmış mı bakmamış, mobile yok. Yani bu yapılabiliyor. Her gittiğin yerde elinde telefonla çekebilirsin. Bu olay o. İkinci olay akşam bundan bağımsız olarak anne, baba, 17 yaşındaki kardeşi ve kendisi yürüyüşe çıkıyorlar. Şortlu, terlikli. Yani bir yere müdahale etmeye giden bir insan şortlu, terlikli olur mu? Yani orada o çekimi sadece partimizin haberi olsun diye yapıyor. Ama öbüründe gidip soruluyor. Olay şurada patlıyor aslında. Yani bu bir kişinin anlattığı değil. Anne aynı şeyi söylüyor, diğeri aynı şeyi söylüyor. Diğerlerinin tutanakları varsa tabii onlar da kendilerini ifade ederler. Ben onların ifade ettiği şekilde söylüyorum. Bunu nereye götürüyorsunuz? Kamyon niye burada var bilmem ne gibi sorunca sana ne kardeşim falan diyor kişi. O da diyor ki ben diyor Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Başkanıyım. Sorarım bunu diyor.
Yine söylüyorum, burada yanlışlık olabilir, bir tartışma olabilir, haddini aşmıştır falan. Bunlar ayrı şeyler. Ama orada o şeyden sonra iş şiddetleniyor ve o tartışmaların içerisinde silah çıkartılıyor. O silah da 17 yaşındaki çocuğa doğrultuluyor. Orada bağırtı çağırtı oluyor. Ben videoyu seyrettim ya. Videonun sonlarına doğru kadın diyor ki, sen ne yapıyorsun? Çocuğuma niye silah çekiyorsun diyor. Yani şey, silah sesi geliyor. Yani kurşuna silaha kurşun verme mi? Ne diyorlar ona? Şimdi böylesi bir şeyde yapılacak şey şu. Şehrin mülki amirleri hemen bu olayı yatıştırmaya çalışır. Nerede bir yanlışlık, eksiklik varsa onu düzeltmeye çalışır. Bunu kaşımaz, bunu büyütmez. Çünkü burada münferit bir olay. Burada Adana'da yönetenler birbirlerine ne kadar laf söyleseler de hiç bu kadar gerilme olmadı. Hiç bu kadar milletvekilleri, valilik, kaymakamlık bugün birbirine laf söylemedi yani. Şöyle söyleyeyim. Bunun ne faydası var bu Allah aşkına? Son olayda hem Cumhuriyet Halk Partisi tarafı hem AK Parti tarafı gerçekten çok yoğun bir şekilde gergin durumdasınız. Hı. İnşallah bu gerginlik çok fazla... Şimdi genç bir çocuk bana Twitter'dan sahtekarsın, yalancısın diye tweet atıyor. Ya ben hayatım boyunca hiçbir zaman, yani ben siyasi çizgimi hiç değiştirmedim. Hayatım boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışında hiç olmadı. Ama hiçbir zaman da sert dil kullanmadım. Hiçbir zaman da karşımdakini düşman görmedim. Benim ailemin içerisinde, çevremde birçok MHP'li var, AKP'li var, dostlarım var. Ya kardeşim, bu siyaset dili kişisel olarak hiçbir zaman fayda sağlamaz. İnanmadım, hiçbir şey söylemedim. Şimdi artık çocuk yazmış bana, sahtekar, yalancı. Ben ne yapayım, ona cevap mı vereyim? Bunlar eğer birileri tercih etmiyorsa sizin bunu kaşımanız gerekmiyor. Şimdi AKP'nin il başkanı Mehmet Ağa genç bir kardeşimiz. Ya kaşıyor. Ya siyasi ikbalinin yeri bu kaşımalar değil. Genel merkezde olmayan şeyleri yaymak değil. Kaymakama biz bugün suç duyurusunda bulunacağız. Orada mıydı, değil miydi? Ne ya hakkında? O silah çekene suç duyurusunda bulunacağız şimdi. Yani buraya kadar varmasının bir anlamı var mı? Ramazan diyoruz. İnsanlar orada ne görevi yapıyorlar? İnsani bir görevi yapıyorlar, değil mi? Yani siz parayla, maaşlı bile çalışsa vefa grubunda çalışmak bir erdemdir ya. Yardımda bulunmak, yardım yapılan yerde çalışmak bir erdemdir. Bir eleştiri sizi daha tahammülsüz yapabilir. Böyle bir gerilme, böyle bir tartışmadan ülkeyi bu hale getirmenin, gencecik bir çocuğu içeri atmanın, onun istikbaliyle oynamanın ne de anlamı var? Yani bu, sen milletvekili olsan değer mi buna? Bu ülke bu tür gençlerin kurşunla öldürüldüğü dönemleri yaşadı. Ya yapmayın, burayla başlıyor. Siz haksız yere bir çocuğu içeri atarsanız ardından bu gerginlikler büyür. Biz şimdi gençlerimizi tutmaya çalışıyoruz. Zaman yapmayan arkadaşlar, bu ayrı bir şey. Yok, niye verdiniz diye bizi suçluyorlar. Ya belli diyorlar, işte bu planlı bir olay. Yani buradan hapis cezası mı çıkar ya? 100 avukata sorun, bir tanesi desin ki buradan hapis cezası çıkar. Buradan içeri atılır. Atılmaz. Niye atılsın yani? Peki tabii olay yargıya intikal ettiği elbette, için yani bağımsız Türk yargısına da güveniyoruz, inanıyoruz. Maalesef, inşallah en doğru karar. Temennimiz de o. O yüzden de bu genç kardeşimiz ben hukuka inanıyorum, güveniyorum dedi, gitti, teslim oldu. Peki, sonucu biz de merakla bekliyoruz. Ama inşallah bu gerginlikler bir an önce biter diye. Umarım. Evet tabii, yarım saat dediniz ama biraz açtık, kusura bakmayın. Evet. Tabii sizi bulmuşken. Sizde hep öyle oluyor. Evet. Keyifli olunca evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Yarın tabii isim verdiniz. Cevap hakkı doğmuş insanlar olabilir. Objektif yayıncılık gereği. Evet, programımızın ismi de öyle. Cevap hakkını kullanmak isteyenler kullanabilir. Biz sadece sorduk. Tartışmadan birbirine söz söylemekten çekinmem. Bu da siyasetin gereği diye düşünüyorum. Ben sadece... Ama saygıyı, evet. Saygısızlığı yapmamak lazım. Saygıyı elden bırakmamak lazım. Evet. Ben de programın gereği olarak zaten bunları söyledim. Zaten yarın da bir başka milletvekili, bu sefer AK Parti'ye mensup bir milletvekili burada konuk edeceğiz. Ona da soracağız. Biz sadece soruyoruz. Cevaplar tabii. Siz. Takdir, değerlendirmeler. Evet, kamuoyuna ait diyelim. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çalışmalarınızda da başarılar diliyoruz inşallah. Her şey Adana için ve ülkemiz için en güzel. Herkese sağlık diliyoruz. Peki efendim. Bugün de noktayı koyduk çünkü Burhanettin Bulut gerçekten çok yoğun çalışma temposunun içerisinden bize vakit ayırdı.
Aslında yarım saat diye sözleştik. Biz biraz açtık. İnşallah başka bir gün, geniş bir zamanda görüşmek üzere diyelim efendim. Teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyoruz. İlhan Geyik.